Buradan istersen bir sigorta teminatını biraz sonra sorarım ama biraz şöyle biraz hikayeler vardır eminim bu süreç içinde. Çünkü 3 ay 4 ay aslında 6 ay yani biz Türkiye'de 3 ay diyoruz ama dünya genelinde yayılması 6 ayı buldu. Şimdi şöyle bir soru geliyor benim aklıma. Buradan Türkiye'den bir gemi, Türk bayraklı da olabilir ya da yabancı bayraklı da olabilir. İtalya mesela en yoğun konuştuğumuz konu İtalya. İtalya limanına gittiğinde orada bir denizcide ya da gemi çalışanında virüs tespit edildiğinde ne yapıldı? Ve bunlar daha da önemlisi yaşandı mı bu tür olaylar? Onları biraz anlatsana kaptan bize. Şimdi denizcilik, denizcilerimiz daha doğrusu çok kapalı bir ortamda yaşıyor. Tıpkı bizim gibi, biz nasıl evde kal sloganıyla olabildiğince evde kaldıysak bu süreç içerisinde, denizcilerimize de bütün organizasyonlar gemide kal sloganını söylediler ve gemicilerimiz bu süreçte izin dönemlerini kullanamadılar. Çok uzun süreli gemide kalmak zorunda kalan personel meydana ortaya çıktı. Çünkü gemiler biliyorsunuz dünyanın her yerine seyahat ediyorlar. Hava yolu trafiği de olmadığı için bir kaptanın veya gemi personelinin yerine yeni bir personel göndermek bir kere personel değişikliği anlamında çok kolay olmadı. Fakat gemide biz denizciler sürekli katı kurallarla, uluslararası kurallarla işlerimizi yaptığımız için bu tarz disiplinlere çok meyilliyizdir. Hemen pozisyon aldı denizciler. Gemide sürekli dışarıdan gelenlerin ateş ölçümünden, onların steril olarak kıyafetler giymesine, gemide maske, ateş ölçümü gibi çok ciddi, daha burada saysam hani dinleyicileri sıkmak olur. Çok ciddi sıkı önlemler alarak kendilerini korumaya çalıştılar öncelikle. Yani gemiciler bir hastalık yaymaktan ziyade burada kendilerini virüse karşı korumak için gerekli önlemleri aldılar. Hiç vaka yaşanmadı mı? Yaşanan vakalar var tabii. Sigorta teminatı, eğer gemide bir vaka varsa vakaya muhatap olan, hastalığı virüsü kapmış olan personel karantina altına alınıyor. Diğer gemi personeli de gene filyasyon kapsamında kontrol altına alınıyor. Ve gemi ve yükü limanda karantina pozisyonunda bekletilmek suretiyle personelin tedavisi yapılmak için gerekli önlemler, medikal önlemler alınıyor. Tıpkı karadaki gibi aslında çok büyük bir farklılık yok. Yaşanan çok olay yok dediğim gibi, çünkü gemiciler, denizciler bu konuyu çok ciddiye aldıkları için. En büyük olaylar kruz gemilerinde yaşandı. Belki buradan deniz turizmi ile ilgili de bir iki kelam etmek istersiniz. Kruz gemileri bizim deniz turizmin çok daha büyük ölçeğinde yapılan bir turizm aktivitesi biliyorsunuz. Gemide bir vaka yaşandığı zaman 2000'in üzerinde yolcu bulunan, görece olarak daha dar alanda hastalığın yayılma ihtimali, virüsün yayılma ihtimali daha yüksek olduğu için kruz turizmi bu işten çok ciddi anlamda negatif etkilendi. Hatta kruz turizmi durma noktasına geldiğini söyleyebilirim bu pandemik süreçte. En büyük etkilerinden birisini kruz turizmi aldı. Peki.